Hekim Birliği Sendikası, hekim ve diğer sağlık çalışanları, Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası, Hatay Tabip Odası hekimlerin özlük hakları için basın açıklaması yaptı. İskenderun Devlet Hastanesi A blok bahçesinde bir araya gelen hekimler genel sağlık için taleplerini haykırdı. İlk olarak söz alan Hekim Birliği Sendikası temsilcisi Dr. Yusuf Evcil, en zor sınavlardan, çok güç eğitim süreçlerinden geçen biz hekimler, yoksulluk sınırının altında maaş almayı kabul etmiyoruz. Bizler askeri hekimler gibi, hakimler gibi maaş talep ediyoruz, dedi. Hükümler içeren kanunların çıkarılmasını istiyoruz. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi etkin tedbirler alınmasını bekliyoruz. İkinci olarak en zor sınavları geçerek, çok güç eğitim süreçlerinden geçen biz hekimler yoksulluk sınırının altında maaş almayı kabul etmiyoruz. Bizler askeri hekimler gibi, hakimler gibi maaş talep ediyoruz. Halkımıza doğru tanı koyabilmek için en az 15-20 dakikalık muayene süresi istiyoruz. Matrakis davalarında hakimler gibi tamamen devlet koruması istiyoruz. Hekimlerin matrakis dosyalarının hakkında karar verecek kurulların bağımsız hekimler tarafından oluşturulmasını istiyoruz. Hakim, savcı, öğretmen gibi tüm kamu görevlilerinde telefonla şikayet edilmez iken doktorun, hekimin SABİM üzerinden şikayet edilmesini istemiyoruz. SABİM'in derhal kapatılmasını istiyoruz. Hekim Sen adına kısa bir konuşma yapan Doktor Hatice Cansız, özlük haklarımızla ilgili taleplerimizin hiçbiri yerine getirilmedi. Şiddet uygulayanlar sizin aldığınız sağlık hizmetini engelliyor, dedi. Sağlık hizmetinizi engelliyor. Şiddet uygulayanlar sizin aldığınız sağlık hizmetini engelliyor. Hekimi koruyamazsanız siz sağlık hizmeti alamazsınız. Biz hekimler birlikteyiz. Her kesimden, her görüşten ve her alandan hekim ile çok daha güçlüyüz. Yeni başlıyoruz. Haklarımızı eksiksiz şekilde alana kadar aslında sizin için mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Esmehan Pehlivan da siz 24 saat uyumadan, dinlenmeden çalışan bir servis veya taksi şoförüne çocuğunuzu veya anne babanızı emanet eder misiniz? Hayır, ama 24 saat dinlenmeden çalışan hekime yakınlarınızı, hatta kendi canınızı emanet ediyorsunuz, dedi. Çocuğunuzu veya anne babanızı emanet eder misiniz? Hayır. Arabanız bozulduğunda veya bakıma götürüldüğünde arabanızı 5 dakika içerisinde geri teslim etseler içiniz rahat eder mi? Hayır. Ama 5 dakikada bir hastane randevusuna hayır demiyorsunuz. Artık sağlık hizmetleri sizler için ulaşılamaz hale geldi. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu sorunların kaynağı hekimler değil. Sağlık sisteminin eksikliklerinin sorumluluğu hekimlere, sağlık çalışanlarına yıkılamaz. Bu sorunlardan biz de en az sizin kadar rahatsızlık duyuyoruz. Hekimlerin her türlü hak arama mücadelesini değerli buluyor ve destekliyoruz. Haklarımızı alana kadar mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.